Sabah olunca saraydan kapıya bir ulak gelir. "Hanım Sultan acele sizi ister, tez yürüyün," diye koca karıya haber getirince, "Aman oğlum, taşradan misafirlerim geldi, onları bırakıp gelemem. Hanım Sultan'a selam söyle," diye saraya haber yollar. Hanım Sultan, "Tez geri dönsün, misafirlerini de alıp gelsin, çok canım sıkılıyor. Belki hoşa gidecek bir şey anlatırlar," diye ulağı geri çevirince hoca hanım misafirlerine, "Ey oğullarım, Sultan Hanım sizi de saraya davet ediyor. Yollar açıldı, ne dersiniz?" Koca karı bunlara kadın elbiseleri getirir. Başlarına takma saç takar, ferace giyinir, yaşmak tutunurlar. Koca karı ile birlikte sarayın yolunu tutarlar. Bunları kalfalar, cariyeler kapı önünde karşılayıp yukarı alırlar. Yemen padişahının kızının odasına girerler. Bakarlar ki resimdeki kızın canlısı. Resim şöyle dursun, bu daha alımlısı. Gülerken gözlerine, söylerken ağzına baktırır. Bir eda ile salınır ki sefanın eli ayağı tutmaz olur. Karşılıklı selamlar verilip hal hatır sorulur. "Ey hoca hanım, misafirleriniz kimlerdir? Nereden geldiler?" "Memleketten geldiler sultanım. Akrabalarımdan olurlar efendim." Hanım Sultan bu iki dal gibi genç kızın giyinişlerinden, oturuşlarından, hele edalı hallerinden, kırık dökük nazik konuşmalarından pek hoşlanır. Kokulu Yemen kahveleri içerler. Dereden tepeden konuşurlar. Güle söyleye akşamı ederler. Hanım Sultan yarım elmanın yarısı gibi birbirine benzeyen bu iki kıza içi ısınır. "Aman hoca hanım, bu gece sizleri bir yere salıvermem," derse de hoca hanım tedbirlidir. "Aman sultan kızım, evde anaları var. Merak içinde kalmışlardır. Buraya geldiklerinden haberleri bile yoktur. İzin verin de bugün gidelim. Yarın analarından izin alır yine geliriz." Ertesi gün hoca hanım Sefa'yı evde bırakıp Cefa ile saraya gelir. Sultan hanımın odasında yine sohbet kurulur. Akşama kadar eğlenirler. Çalgılar, çengiler, çeşitli oyunlar oynarlar. Sultan hanım arada sırada Sefa'dan haber sorar. Anasının bugünlük göndermediğini öğrenir. Böylece akşamı edip yemekten sonra yine bir odaya toplanırlar. Hoca hanım birbiri ardından gülünçlü, acıklı, ibretli, uzun masallar anlatır. Böylece yarı geceyi ederler. Uyku zamanı gelip edalı gözler süzülmeye, çeneler esnemeye, masalın tadı kaçmaya başlayınca herkes odasına çekilir. Sultan hanım kız kılığındaki Cefa'nın sohbetinden pek hoşlanıp onun kendi odasında yatmasını ister. Halayıklar kuş tüyünden şilteler serer. Bütün ışıkları söndürür, yataklarının baş ucundaki gümüş şamdanları yakar çekilirler. Sultan hanım soyunup dökünmeye başlayınca Cefa renkten renge girip heyecandan korkudan ne durabilir ne de oturabilir. Hanım Sultan buna dönüp, "Aa, hala soyunmamışsın, niye orada dikiliyorsun? Hadi bakalım," derse de o ne elini kıpırdatabilir ne de ağzını açabilir. Öylece dikilir durur. Hanım Sultan onu utanır sıkılır sanıp yanaşır. Yardım etmeye, başından hotozunu almaya davranınca, hotoz takma saçla birlikte elinde kalıverir. Bir de bakar ki, bu cana yakın güzel taze, aslında bir genç yiğittir. Öyle şaşırır kalır, sonra gülmesi tutar. Bu arada Cefa, Sefa'nın İstanbul padişahının oğlu,
kendisinin de onun lalası olduğunu, resmine bakıp kendisine tutulup buralara kadar geldiklerini bir bir sayar anlatır. Bunlar sabahlara kadar uyumayıp karşılıklı oturur konuşurlar. İnce eler, sık dokurlar. Bu hale bir tedbir düşünürler. Hanım Sultan'ın Sefa'ya olan sevgisi bunları dinledikten sonra iyice artar. Hint padişahının oğluyla evlenmekten vazgeçer. Cefa'yı karşısına alır. Ey Cefa, dünya ahiret kardeşim ol. Sen de bilirsin ki gönlümün şehzadesi elbette Sefa'dır. Artık öbür gün Hint emirinin oğluna gelin gidiyorum. Bütün hazırlıklar bitti. Kervan hazır. Yarın ben ağırlıkları önden gönderir, has cariyelerim ve hoca hanımla bir arabaya binerim. Şehrin dışında bir saatlik menzilde, Hint yolunun ayrıldığı yerde, tepe üstünde bir türbe vardır. Adettir. Gurbete çıkan, geri dönen ziyaret için oraya uğrar. Sen daha önce Sefa ile oraya gidersin. Türbedarı razı eder, beklersiniz. Biz oradan geçerken arabayı durdururum. Yalnız başıma çıkar ziyarete gelirim. Üzerimdeki gelin elbiselerini sana giydiririz. Sen doğruca türbeden çıkar, benim yerime arabaya binersin. Hint padişahının oğluna gelin diye gidersin. Biz de Sefa ile dağdan dağa kaçar, deniz kenarına ineriz. Orada seni bekleriz. Sen de elbet bir yolunu bulursun, gelir bize kavuşursun. Sabaha kadar bu düzen üzerinde görüşür, karar verirler. O sırada sabah olur. Sultan Hanım uykuya dalarken Cefa da hoca hanımı yanına alır, doğru eve gelirler. Cefa ile Sefa evde baş başa verip bu işleri konuşurlar. O gün akşama doğru hoca hanım saraya giderken bunlar da atlarını eyerleyip yol hazırlıklarını görüp türbenin yolunu tutarlar. Az sonra türbeye gelirler. Türbedara altın verip geçer bir köşeye otururlar. Masallarda vakit tez geçer. Ertesi sabah olunca Hanım Sultan çeyizini taşıyan kervanı önden gönderip askerleri de onlara katar. Bir saat sonra kendisi bir kapalı arabaya hoca hanımla ve cariyeleri ile binip yola çıkar. Yol kenarındaki bir tepe üzerinde türbenin yanına gelir dururlar. Gelin hanım arabadan tek başına iner. Yavaş yavaş tepeyi tırmanır, türbenin içine girer. Bir de bakar ki Sefa ile Cefa telaş içinde kendisini bekler. Hemen orada bir köşede gelinlik elbiselerini çıkarıp Cefa'nın elbiselerini giyer. Sonra el birliği ile onu da gelin kılığına sokarlar.